Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan'la Cumhur İttifakı'ndaki müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ne zaman baş başa görüşseler ülkenin gündemi değişiyor. Bunun neredeyse istisnası yok. Baş başa görüştüklerinde ya ülke gündeminde o güne kadar olmayan yeni bir madde ekleniyor. Ne bileyim mesela af çıkıyor. Yani böyle şeyler oluyor. Ya da mevcut maddelerde birden bir gelişme sağlanıyor, bir dönüş sağlanıyor, bir şey oluyor. Yine buluştular. Üstelik görüşmeleri ne Cumhurbaşkanlığı ya da Adalet Kalkınma Partisi sitesinde ne Milliyetçi Hareket Partisi sitesinde görüşeceklerine dair bir program yoktu. Görüşmek istediler, görüştüler. Ne görüştüler? Bu önemli. Şimdi gireceğiz ayrıntılarına ve hangi koşullarda görüştüler? Bu hangi koşullarda görüştülere özellikle önem veriyorum. Çünkü dün hatırlayacaksınız, izleyenler biliyor, siyasetin sertleştiğinden söz etmiştik. Bu sertlik giderek artıyor. Bugün de yeni gelişmeler var. Hangi zeminde sertleştiğini söylemiştik. Üç zemin saymıştık. Biri doğal olarak ekonomi, yani zamlar, enflasyon, buna nasıl başa çıkılması gerektiği falan. Bunların hepsi büyük bir sorun. Bir parantez açalım. Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ülkelerinden, en zengin ülkelerinden biri. Otogaz fiyatlarına zam yapıldı diye, hükümet zam yaptı diye ayaklandı halk. Öyle ayaklandı ki, sokaklara döküldü. Öyle ayaklandı ki, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kasım Cömert Tokayev, bütün bakanları işten attı. Yani kovdu. Güya istifalarını kabul etti. Ve olağanüstü hal ilan etti. Muhtemelen de zamları geri alacak. Çok ciddi bir durum var Kazakistan'da. 2 haftalığına olağanüstü hal ilan edildi. Yani bu kadar ciddi. Şimdi dolayısıyla ekonomi Türkiye'de de çok en önemli konu. Kadir Has Üniversitesi'nin yıllık yaptığı bir Türkiye eğilimleri anketi var. Orada da bir numara çok açık arayla ekonomik sorunlar geliyor. Demek ki siyasetin bir tartışma alanı, bir çatışma alanı bu. İkinci alan İstanbul başlı başına. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir işte iddianame hazırlandığı falan söyleniyor. Bu da bir ayrı konu ve tabii Kürt oyları her iki ittifak açısından da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı açısından önem taşıyor. Yani bu üç alanda hani siyasetin sertleştiğinden söz etmiştik. İşte bu sertlik dün akşam saatlerinde Adalet Kalkınma Partisi genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Erdoğan ve bakın neler söyledi. Size doğrudan kendi sözleriyle hitap etmek istiyorum. Diyor ki, muhalefete hitap ediyor. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün. Siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Biz de Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Şimdi hangi koşullarda söyleniyor? Hemen bakıyoruz. Bir gün önce ne olmuş? Bir gün önce Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener birlikte meydana çıkmışlar. Cumhuriyet Meydanı daha önce verilmemişti biliyorsunuz CHP Genel Başkanı'na. Neden? İşte demişlerdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan toplandı orada, biz de toplanmak istiyoruz. Hayır, o bir açılış yaptı. O yüzden miting alanı olarak vermiyoruz demişti. Bu defa CHP'li belediye başkanı dedi ki Vahap Seçer, dedi ki biz de metro temel atma töreni yapacağız. Üstelik Mersin'in İstiklal Savaşı sırasında düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde tören yapacağız. Peki, birlikte halkın önüne çıktılar. Ertesi günde Erdoğan diyor ki meydanlara dökülmeyin. Şimdi burada bir parantez verelim, parantez açalım. Ha, bir küçük detay, yani çok devasa kalabalıklar değil ama muhalefet liderlerinin topladığı kalabalığın Erdoğan'ın topladığı kalabalıktan aynı meydanda daha fazla oldu. Artık fotoğraflarla da saptanmış vaziyette Güney illerinde Mersin, Adana, Hatay bir rahatsızlık var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri son zamanlarda pek ziyaret etmedi Osmaniye'yi, kendi memleketi. Ama muhalefet liderleri örneğin Akşener, Ali Babacan ziyaret ediyorlar. Neyse.
Tabii asıl şey İstanbul'dur hep. Yani bunu şey yapmayın. Asıl mesele İstanbul. Ekrem İmamoğlu bu yüzden hedefte. Çünkü İstanbul'u hani böyle bir siyasette şey vardır ya, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Seçimlerden bahsediyorum. Tabii sokağa dökülme kavramı diyor ya, sokağa dökülürseniz, meydanlara dökülürseniz, sokağa dökülmenin bir böyle bir isyan boyutu var. İsyan boyutu var. Yani ayrı bir şey. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin 2015 yılında aldığı bir karar var. Diyor ki barışçıl sokak gösterileri de anayasal haktır. Yani kırıp dökmüyorsan, kimseye zarar vermiyorsan izin de almadan sokak gösterisi yapabilirsin. Anayasal haktır demiş Anayasa Mahkemesi 2015 yılında. Meydana çıkmaksa zaten siyaseten meşru bir kavram. Yani siyasi partiler nerede miting yapacaklar? Meydanda miting yapacaklar. Yani bundan daha doğal bir şey yok. Ama siyasi partilerin meydana çıkmalarını, eğer siz 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle aynı gibi ya da benzer gibi alıyorsanız, bu çok ciddi sorunlu bir durum bu. Ciddi sorunları olan bir durum, çünkü yani siz siyasi partilerin meydanda miting yapmasını nasıl darbecilerle bir tutarsınız ve darbecilere halkın gösterdiği tepkiyi onlara da göstermesini istersiniz. Yani bu şey tabii, bir de bu önüne katıp kovalama şeyinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni de katıyor işin içine Erdoğan Cumhur İttifakı olarak diye. Tabii bu söz siyaset kulisinde yankılandı anında. Kılıçdaroğlu birkaç saat sonra bakın Twitter'da neler söyledi. Ey saraydaki şahıs. Şimdi Cumhurbaşkanı demiyor, şahıs diyor. Çünkü şahsım hükümeti falan gibi lafları var ya, hani zamanında Erdoğan ne demişti? İşte İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım falan demişti ya. Ey saraydaki şahıs. Oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Ağır sözler. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez. Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek. Yani biz bu oyuna gelmeyeceğiz diyor, ama çok ağır sözlerle. Yani Cumhurbaşkanı'nın siyasi partilerin meydana çıkmasını, hani 15 Temmuz darbe kalkışmasına, girişimine benzetmesine iç savaş naraları diyor. Şimdi bu şey, Meral Akşener de keza daha bugün ilerleyen saatlerde Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la yaptığı görüşmeden sonra o da sert konuştu. Ne dedi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına bir psikiyatriste görün dedi. Bir psikiyatriste görün dedi. Niye insan psikiyatriste görünür? Bir hani ruhsal sorunu olduğu zaman, değil mi? Yani nasıl midemiz ağrıdığı zaman dahiliye uzmanına görünüyorsak, işte gözümüzde bir sorun olacak, göz doktoruna gidiyorsak aynı şekilde. Yani ama bir psikiyatriste görün dedi. Şimdi bu kutuplaşma ortamında oluyor. Yani nasıl ülkeyi, iktidarın ülkeyi iç savaşla tehdit ettiğini söylemek çok iddialı ve sertse, tabii muhalefete karşı, muhalefetin meydanlarda siyasi propagandasını yapmasına karşı, hani devlet gücünü kullanma, hatta sokak gücünü kullanmayla tehdit etmesi de iktidarın aynı şekilde sert. İşte Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi bu ortamda yapıldı. Neler konuşmuş olabilirler sizce? Yani sizce neler konuşmuş olabilirler? Mesela Ekrem İmamoğlu konuşmuş olabilirler mi? Olabilirler. Çünkü yani açıkça Bahçeli dün ne dedi? Dedi ki yani öyle yargı önüne çıkması yetmez, görevden de alınmalı çıkan rapora göre dedi. Raporu kimler hazırlayacak? İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri hazırlayacak. Yani böyle bir kritik durum var ortada. 16 milyonluk ülke büyüklüğünde bir şehir 800 bin seçim tekrarında 800 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanı, vay efendim işte sizin personelinizin arasında falanca varmış filan diye belediye başkanını görevden alma şeyindeler. Yani Erdoğan zamanında hani kendisine yapılan, bana kalırsa, haksızlığı şimdi başkalarına yapıyor. Yani böyle bir durumda siyaset böyle bir şey, ama ders çıkarmak gerekiyor, değil mi? Ders çıkarmak gerekiyor. Erdoğan'a şiir okudu diye işte hapse atıldı Erdoğan. Ne oldu sonra? Ya siyasi tırmanışının başlangıcı oldu o. Yani gerçekten ders alınmıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu bu şekilde, yok bunu konuşmuş olabilirler mi? Evet, olabilirler.
dün Bahçeli, Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş'a çok ağır yüklendi. Bu konu gündeme gelmiş olabilir mi aralarında? Evet, olabilir. Bu da gündeme gelmiş olabilir. Peki Bahçeli şey demiş olabilir mi? Ya tamam, biz destek oluyoruz ama bu kadar zamlar da hepimizin belini büküyor. Tamam, ben çıktım şey dedim işte, 2500'den aşağı emekli maaşı olmaz diye işte ne kadar güzel dedim filan ama olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı filan demiş midir? Önce kesin bilgileri size verelim. Efendim, yeni yıl. Birbirlerinin yılbaşını kutladılar. Birbirlerine hediyeler verdiler. Anladığımız kadarıyla Bahçeli'nin mezuniyetine dair, okuduğu okullara dair bir hani karne mi diyelim, yıllık mı diyelim, böyle bir şey Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi. Ve bir de masanın üstünde fotoğraflarda şey gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sembolü 3 hilal armalı, sedef kakmalı bir tavla. Tavla takımı, yani acaba oynuyorlar mı tavla bilmiyorum yani. Hakikaten bu bile bilgi dahilinde değil. Yani Bahçeli ile Erdoğan hiç tavla oynamışlar mıdır? Ya da tavlayı severler mi? Hayatlarında oynamışlar mıdır bilmiyorum. Yani ben şahsen severim tavlayı, arkadaşlarımla ara sıra oynarım. Ama hiç oynamayanları, sevmeyenleri de biliyorum. Ama böyle bir şey var. Yani birbirlerinin yeni yılını kutlamışlar. Böyle bir nezaket gösteriyorlar. Yani muhalefete ne kadar sertlik gösteriyorlarsa birbirlerine de o kadar nazikler, müttefikler olacak. Ama şunu görüştükleri kesin. O bilgiyi şimdi aktaralım. Seçim yasası ve anayasa. Zaten seçim yasasının gelebileceği, hatta Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında geleceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söylenmişti, gelmedi. Belki de bir ince ayar bugün yapıldı. Kulise yansıyan bilgiler, bizlerin derken gazetecilerin, siyaset gazetecilerinin elindeki bilgiler şunu gösteriyor. Yani barajın %10'dan %7'ye düşürülmesi, ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir rahatlatacak bu, konusunda anlaşma var. Ama daraltılmış bölge konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin işine gelmediği için galiba adım atılmayacak. En kritik konu, daha önce de konuşmuştuk, en kritik konu, konulardan biri sandık kurullarının oluşumu. Yani sandık kurullarında şimdiye kadar uygulanan o bölgedeki en kıdemli hakim kimse sandık kurulu başkanı o sayılıyor. Şimdi getirilecek yasaya göre, yani onu istiyor iktidar ortağı iki parti, diyorlar ki işte biz belirleyelim o hakimin kim olacağını. Şimdi yargı bağımsızlığının bu kadar tartışıldığı yerde bu da tartışma getirecektir. Bir de anayasa değişikliği var. Anayasa değişikliğini hani nasıl gündeme getirecekleri belli değil iktidar ortaklarının ya da işte müttefiklerinin. Çünkü mecliste hala bir şey açığı var, milletvekili açığı var. O milletvekili açığını nasıl kapatacaklar? HDP'nin kapatılması gündemde, artık gün sayılıyor. Anayasa Mahkemesi'nde falan gün sayılıyor yani o konuda karar çıkması için. Milliyetçi Hareket Partisi çok ısrar ediyor. Kapatılsın, kapatmıyorlarsa Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım dediği bile oldu Bahçeli'nin. Şimdi böyle bir ortamda bu anayasa değişikliği üzerinde iki partinin anlaşıp anlaşmadığını da biz henüz bilmiyoruz. Bugün bu konu görüşülmüştür. Bu iki liderin arasında, Erdoğan ve Bahçeli'nin arasında. Oradaki tabii kritik konu, Bahçeli'nin çok önceden, aylar öncesinden kendi anayasa taslaklarını kamuoyuyla paylaşmış olmaları. Hatta bu Erdoğan'ı o dönem biraz hani buruklaştırmıştı. Yani beraber açıklayacaktık falan diye. Çünkü orada aslında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayıcı, belli kurallara bağlayıcı bir takım maddeler de öneriyor Bahçeli. Örneğin diyor ki iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun ve bunlar da seçilsin. Yani bunlar seçilsin ne demek? Cumhurbaşkanı istediği zaman keyfine bağlı olarak bunları görevden alamasın demek. Sonra bakanların işte güven oylamasına tabi kılınması mecliste, meclisin biraz daha güçlenmesi falan da var önerilerinde. Bunlar konusunda anlaşma olup olmadığını biz önümüzdeki günlerde anlarız. Önümüzdeki günlerde, haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansımalarından anlarız. Ama kural değişmeyecek. Bahçeli ve Erdoğan ne zaman yüz yüze görüşseler, baş başa görüşseler mutlaka gündemi değiştirecek bir gelişmeye tanık oluyoruz. Bu defa da olacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla.